Jakarta Bandung yüksek hızlı demir yolunun hem zemin geçit tabliyesi Perşembe günü Endonezya'da monte edildi ve sonrasında yapılacak ray döşemesi için uygun koşullar hazırlandı. Jakarta Bandung karayolu üzerine inşa edilen tabliyenin inşası otoyoldaki yoğun trafik nedeniyle zorlukla ilerledi. Çin TSOC İnşaat Mühendisliği Grubu Limited şirketinin mühendisleri ve işçileri sorunsuz ilerlemeyi garanti etmek için Endonezya'nın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Güvenliği Komitesi ve diğer ilgili hükümet departmanlarıyla tam olarak iletişim halinde yer trafiği yönetimi çözümleri ve güvenlik koruma önlemleri sağlandı. Jakarta demir Demiryolu Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi ile Endonezya'nın küresel denizcilik dayanağı stratejisi arasında kurulan bağlantı olarak öne çıkıyor. Saatte 350 kilometreye ulaşabilecek şekilde tasarlanan ve Çin teknolojisiyle inşa edilen demiryolu Jakarta ile Batı Java eyaletinin başkenti Bandun arasında yolculuğu 3 saatten yaklaşık 40 dakikaya indirecek. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jakarta'dan bildiriyor.